Selamun aleyküm. Bakma bana öyle, bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Ne güzel söylemiş Müslüm Baba. Gerçi nereden bileceksin sen? Ali, ne zaman geliyorsun? Artık başlamak lazım. Peki. Bekliyoruz. Ya biz seninle beraber yapmıyoruz mu bu işi? Şu bilginleri karıştırmak çok fuzuli iş ya, ben sana söyleyeyim. Yanılıyorsun. Senin yetkin sadece oradan geliyor. Kafalarınız karışmasın. Babamın işlerini artık ben yöneteceğim. Aklında soru işareti olanlar için beni burada, bu koltukta ciddiye almayacaklar için açık bir mesajım var. Malum, babamın düşmanları çoktur. Düşman da benim. Bilgin soyadı da. Bundan sonra dostun da, düşmanın da muhatabı benim. Babamın bunca yılda inşa ettiği bu şirketi yıktırmam. Ailemi parçalatmam. Soy ismimi harcatmam. Yık yıkabiliyorsan kuzgun cebeci. Öyle bir yıkarım ki enkazın altında kalırsın Dila Bilgin. Tam buradayım. Tam karşındayım. Sokak başka. Gerçi sen bu sokakların kolayı hesabından biliyorsundur da senin gibi değil. Adamın var ya ümüğünü sıkarlar sokakta. Böyle böbreğine kadar dalarlar. Ciğerini sökerler ya, Kur'an çarpsın bak. Öyle kuralmış falanmış filanmış. Yok öyle bir şey. E ne oluyor tabii? Sen de böyle her zaman aklınla değil de kokluya kokluya buluyorsun yolunu. Ben köpeğim ya, köpek. Vallahi sokak köpeği. Dalmayabilirim de işte. Çıkmayı düşünmem. Ama burası var ya burası. Buranın kokusu başka. Şimdi araziyi de
O arazinin eli sopalı sahiplerini de, hatta ve hatta o sopanın hangi cins kütükten yapıldığını da ben anca ezber ettim, öyle diyelim. Dur bakalım, daha yeni başlıyoruz. Bismillah. Kral, ne haber? Sen içeride hanımefendiye ne verdin lan? Not abi. Vallahi kötü bir niyetim yoktu. Senin niyetin lan? Ne notu? Kuzgun. Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Sohbet, muhabbet. Sakın bir yere kaybolma. Dışarıdaki gri arabanın yanında beni bekle. Senin derdin ne? Bir şey yok, yolunu açıyorum. Kestirmeden. Öyle notla kitapla uğraşma diye. Ne verecekti o sana? Sana ne? Seni ilgilendiren bir şey olsa bilirdim. Ben baban ne istiyorsa onu yapıyorum. O heriften ne alacaksan söyle bana, ben alırım. Sen uğraşma. İstemiyorum. Madem istemiyorsun... Seni yanımda istemiyorum kuzgun. İyi. Paşa gönlüm bilir. Nasıl beklemiyorlardı polisleri? Var ya, manzarayı görmen lazım. Bildiğin gibi değil. Yüzleşmemek için kendimi zor tuttum. İnsan yaşattığını yaşamadan ölmez dememek için. İyi yapmışsın. Rıfat daha tutuklanmadı. Farkındayım. Çıkarmaya uğraşacaklar. Rıfat içeride ömrünün uzun olmayacağını bilir. Ailesinin paramparça olacağını. Aile derken Dila dahil. Babasını kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Elini taşın altına sokacaktır. İyi. Eli o taşın altında kalır o zaman. Çeker cezasını. Dila senden şüphelendi, tuzağını ortaya çıkardı. Ona rağmen seni hayatlarından söküp atmadı. Gerçeği babasıyla paylaşmadı. Dila küçük lokma. Güya intikam aldırtmayacaktı bana. Seni korumak için babasıyla senin aranda durdu. Katil olduğunu bile bile seni adalete teslim etmedi. Sana kıyamadı. Şimdi şartlar tersine döndü. Sen Dila'ya kıyabilecek misin? Affetmem. Kıyarım. Müsait miydin? Hayırdır? İmzalaman yeterli. Hisselerim. Bana ait olan taşınmazlar falan. Yani her şey. İmzaladığın anda senin olacak. Biliyorum karşılığı asla olamaz. Ama yine de babanın yeri olarak kabul et lütfen. Ben sözümü tuttum. Şimdi sıra sende. İmzala. Sonra yollarımız tamamen ayrılsın. Tamam mı? Ben böyle bir şey istemiyorum. Ne istiyorsun? Neye sahip olacaksam kendim elde edeceğim. Böyle sadakayla, çekle senetle falan değil. Ama yine de sağ ol, düşündüğün için.
Haklı çıktım. Kurban verdim. Tek kardeşimi elimden aldılar. Öldürdüler. Geç. Gitmem lazım benim. Kesik benden öne kadar sana emanet. Geç dedim, geç. Şimdi baştan anlat. Ya başı sonu yok. Kesiyi harcadılar, öldürdüler. Benim ciğerimi aldılar, söktüler. Neyini anlatayım? Uçlar öyle bedava değil bak ha. Bunun bedelini ödeyecekler. Ben ödelene kadar aldığım nefes haram bana. Senden tek bir şey istiyorum. Benden ölene kadar kesik sana emanet. Dur bir. Durmak falan yok. Durmak bitti. Plan hiçbir şey yok. Öldürdüler kardeşimi diyorum. Neyini anlamıyorsun? Hepsinin ayağı. O zaman bu geceyi çıkaramayacaksın demektir. Bak beni böyle bekleterek sakinleşirim falan sanıyorsan, ben söyleyeyim yalan o iş. Biliyorum. Yusuf'un kanındansın sen. Kindarlık sana babadan miras. Tamam iyiyim ben, sakinleştim. Müsaade et gideyim. Seni ben tutamam zaten. Ben istiyorum ki aklınla durmasını bil. Öfkenle hareket etme. Aklı kalmadı bu işin. Benim kardeşimi harcadılar. Ben de onları harcayacağım. Bugün yarın fark etmez. Kenarda boşlar. Ne yapayım? Ne var, niye geldin? Al şunu, kapa borcunu. Senden para isteyen mi oldu? Gevezelik yapma da al şunu. Al şu paranı, bas git. Birader sakin. Ne yapacaksın oğlum benden alıp gidip Ali isteyeceğim ha? Sana hırsımdan gider alırım. Niye oğlum, niye? Canım yandı. Seninki de yansın. Sizin kontak tersten ha. Harbi söylüyorum bak. Şunu al git borcunu kapat. O ev babamdan yadigar. Bırak öyle kalsın. Babam. Ben de senin baban ne oluyor? Haberin var mı bilmiyorum ama. Kardeşindim ben seni. Niye yaptın be abi? Hadi anneme olan öfken tamam. Eyvallah, anlıyorum bir şekilde de. Bize olan bu öfken niye? Öfke falan yok. Bir yanlış anlaşılma oldu. Ama şu kadarını bil yani. İster inan, ister inanma. İnanırım, anlat. Anlat. İkna et. İçeride olduğunu bilmiyordum. Bilsen? Yakmazdım. Ama kardeşim olduğun için değil. Ben masum kimseye zarar vermem. Hadi eyvallah.